Merhaba değerli izleyicilerimiz, sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugünkü durağımız İzmir'de Alaçatı. Ve Alaçatı'da turizm sektöründe öncü bir oteli konuk olduk. Burası Sinar Otel. Ve yanımızda firma sahiplerimizden Fotoşan'ın bir de Aslıhan Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere bu güzel otelle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Fotoşan Hanım, nasılsınız? Merhabalar, çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok güzel. Tabii böyle güzel, keyifli bir ortamda olup da kötü olmanızı beklemiyoruz zaten. Merhabalar Aslan Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkürler. Öncelikle bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ve Aslan Hanım, sizlerle başlayalım. Biraz sizleri izleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Biraz otel geçmişinden, turizm geçmişinizden bahseder misiniz? Tabii. 20 yıllık otelciyim. Yaptığım tek iş otelcilik. Otelciliğe 97 yılında Antalya'da başladım. Satış departmanında başladım. Uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptım. Satış pazarlama direktörü olarak çalıştım Antalya'nın belli başlı otellerinde. En son İzmir'de Mövenpik Otel'de yine satış pazarlama direktörü olarak çalışıyordum. Ve artık yeter deyip kurumsal hayatıma son verdim. Evet. Ortağımızla birlikte burayı kurduk. Yeni bir hayata başladık. Evet Fatoş Hanım, sizleri de tanımak istiyoruz. Aslında çok benzer hikayemiz var. Ben de 28 yıllık turizmciyim. Yani bunu söylemekten aslında bazen gurur duyuyorum. Bazen de eyvah ne kadar çok zaman olmuş diyorum. Çok benzer hikayelerimiz var. Ömrümüz hep turizmin içinde geçti. Ama artık günün birinde dedik ki biz niye artık kendi işimizi yapmıyoruz? Bu kendi işimizi niye yapmıyoruz konumunda çok hızlı bir şekilde bir ay içerisinde Alaçatı'da böyle güzel bir lokasyonda böyle şahane bir otelin içinde bulduk kendimizi. Dolayısıyla kesişti yollarımız. Evet. Ve tekrar kesişti. Tekrar kesişti yani. Tekrar ve tekrar kesişti. Evet. Çok güzel. 2017 adım attık Alaçatı'da Sinara Otel'e. Peki burası butik bir otel. Biraz tanıtır mısınız bizlere? Tabii ki 10 odamız var. Yani butik bir otel, eski bir bina, taş bir ev ve biz bu binayı komple yukarıdan aşağıya her en ufak ince ayrıntısına kadar kendi ellerimizle hazırladık, kendi ellerimizle dokunduk. Böyle olmasını da tercih ettik ve sonuçta da bütün misafirlerimizin şu ana kadar aldığımız yorumlarda da her yerde elinizin olduğu, dokunuşlarınızın olduğu hissiyatını verebilmişiz. Böyle de hep yorumlar, güzel yorumlar alıyoruz. Bu da bizi inanılmaz mutlu ediyor, yani gururlandırıyor. Butik bir oteliz, butik işletmecilik yapıyoruz ve bunu da hepsini kendi ellerimizle yapıyoruz. Her noktasını kendi ellerimizle yapıyoruz. Toplamda 10 tane odamız var. 10 tane odanın 2 tanesi teraslı oda. O teraslı odalarda özel alanlar yarattık misafirlerimize akşam keyifli zaman geçirmeleri için. Güzel aydınlatmalar, özel ikramlarımız var teraslı odalarda. Onun haricinde bir tane özel konseptli balayı odamız var, özel dekorasyonlu. Aynı zamanda evcil hayvan dostu bir otel burası. İki tane odamızı da evcil hayvan sahipleri için ayırdık. Girişi ayrı olan odalarımız taş zeminli. Dolayısıyla kedisi köpeği olan bütün misafirlerimizi o odalarda ağırlıyoruz. Onlar için kendi mama kaplarını veriyoruz, yataklarını veriyoruz ve mamalarını veriyoruz tabii ki. Çok güzel. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya her odasında ayrı konseptinin olduğu fiziksel yapı olarak da böyle bir işletmeyiz. Oda kahvaltı şeklinde mi çalışıyoruz? Oda kahvaltı olarak çalışıyoruz. Kahvaltılarımızı sevgili ortağım her zaman ben büyük de bir keyifle yapıyorum. Tam bir işbirliğimiz var ortada. Çok güzel ve siz sadece buradasınız, evet, değil mi? Başka çalışanımız yok. Evet, yok. Şu an yok. Ne güzel. Peki hizmet anlayışınız nedir? Kişisel hizmet anlayışımız var. Biz misafirlerimin hepsiyle birer arkadaşız. Hepsiyle geldikleri ilk an itibariyle sanki daha önce tanışıyormuşuz hissiyle ağırlıyoruz hepsini. Herkesin hangi yastıkta yattığına kadar aslında misafirlerimizin hepsini biliyoruz. Çünkü özel yastık menümüz var. Onların taleplerine uygun biçimde verdiğimiz. Tamamen kişisel hizmetle öne çıkıyoruz. Kahvelerinin nasıl içtiklerinden, yumurtalarını nasıl yediklerine kadar her türlü en ince detayı düşünerek. Ve burada bir aile ortamı yaratıyoruz onlara. Evet, evet, aile ortamı. Yani hep
evindeymiş hissiyatı veriyoruz. Ve böyle olunca da yani biz de yaptığımız her şeyden çok keyif duyuyoruz. Çünkü evindeymişiz gibi rahat ediyorlar. Hani işte tekrar geliyorlar, tekrar geliyorlar ve bunu çok kısa bir sürede yakaladık. Hı hı. Dolayısıyla hani o hissiyatı bir de turizmci olmamış olmamızdan dolayı hep de çok iyi yerlerde bugüne kadar çalıştık, görev aldık. Çıtamızı da oldukça yüksek tuttuk. Yani hep misafir gözüyle bakmadık. Kendimiz nasıl mutlu oluruz gözüyle baktık. Evet. O yüzden biz kendimizi nasıl iyi hissedersek misafirimiz de kendisini mutlaka iyi hisseder diye düşündük. O mantıktan yaklaştığımız için hep böyle bir üst çıtada servis vermeye çalışıyoruz yani. Bu da tercih sebebinizi ortaya çıkarıyor aslında bunun sonucu. Evet. Evet. Ya biz gelen misafirimiz bizim gibi insanlar aslında. Hep de öyle. Dolayısıyla hep aynı tarz insanlar geliyor. Çok ilginç ama hep öyle. Evet. O zaman da kendi portföyümüzü oluşturduk. Hiç zorluk çekmiyorsunuz o zaman. Evet, hiç. Peki nerelerden kimler geldi bu zamana kadar otele? Türkiye'nin birçok yerinden geliyor tabii turizm ki. Turizm bölgesi çünkü. Yani hani Alaçatı'ya her yerden insan geliyor. En son misafirlerimizden bir tanesi Türkiye Bayan Rally şampiyonu, co-pilot şampiyonuydu. Emir Hanım geldi. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Sadece buraya köpek edinmek için gelen bir misafirimiz oldu İsviçre'den. Evet. Her yerden, her tarz insan geliyor aslında misafir olarak. Yurt dışı da donmak üzere. Evet. Peki ilerleyen günlerde ne tür projeler var? Nerelerde göreceğiz sizleri? Bu güzel, çok kilit bir soru oldu. Güzel bir soru oldu. Böyle bir takım gelişmeler var aslında. Şunun farkına vardık. Çok kısa bir zaman içinde olmamıza rağmen bize gelen bir talep var işletmecilik anlamında. Yaptığımız bir takım görüşmeler var. Hani çok kısa zaman içerisinde aslında ikinci otelimiz, üçüncü otelimiz hayata geçebilir. Bu sezon içinde bir ikincisi hayata geçebilir. Çok güzel. Hızlı ilerliyoruz ama sağlam ilerliyoruz. Evet. Umarım güzel olur her şey sizin için. Peki memnun musunuz şu an gidişattan Alaçatı'da? Şöyle, biz memnunuz. Evet, çok duyuyoruz. Alaçatı sakin. Hı hı. Geçen yılki beklentinin altında, performansın altında bir beklentisi var. Ama biz memnunuz. Biz bu yoğunluğu öngördük ve bu yoğunluğu istiyorduk. İstediğimiz yoğunlukta da çalışıyoruz. Artık sezon geldi. Hani sezon gelmişken doğal aslında dolu oluyor olmak. Ekstra bir durum yok bence. Evet. Yani o bir de şu var, biz şuna çok önem verdik her ikimiz de. Dengeyi çok iyi kurmak istedik. Çünkü misafirlerimizdeki verdikleriyle aldıklarının dengesini mutlaka iyi kurmak gerekiyor. Alaçatı'nın böyle hep duyduğumuz, duyumladığımız hani işte pahalı bir yer falan gibi böyle misafirlerden de zaman zaman bu yorumu alıyoruz. Ama biz o dengeyi çok iyi kurduk. Dolayısıyla verdiğimiz hizmetle yani onu karşılığını misafirimiz çok iyi alabiliyor. Bundan dolayı da tercih edilir hale geldik. Yani bu dengeyi iyi kurduğumuzu görüyoruz. Umarım bu denge hiç bozulmaz o zaman. İnşallah. Teşekkürler. İnşallah. Peki son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Öncelikle sizden başlayalım Fatoş Hanım. Ben aslında yani yaptığımız işle ilgili hep yani iyi hissettiğimiz yerlerde, iyi hissettiğimiz noktalarda olmak gerekiyor. Bunun için de biz buradayız. Dolayısıyla yani biz çok keyif alıyoruz. Misafirlerimiz de bundan çok mutlu oluyor. Ondan mutlu oldukça biz daha da mutlu oluyoruz. Dolayısıyla misafirlerimizi burada görmek isteriz, ağırlamak isteriz. Onlara güzel kahvaltılar, güzel odalarında, güzel akşam üzeri teras odalarımızda drinklerini alsınlar isteriz. Yani bekliyoruz Alaçatı'ya özetle. Sizler neler aktaracaksınız? Biz yola çıkarken Fatoş'la kadın gücüyle yola çıktık. Arkamızda başka hiç kimse yok. Biz ikimizin kendi gücüyle yola çıktık. Bu doğrultuda Urla'da Kadın Kooperatif Birliği ile bir anlaşma yaptık. Evet, bizim çok bütün doğru. Reçellerimizi ve bütün baskılı malzemelerimizi onlar yaptılar. Biz onlardan satın aldık ve onlara destek olur hale geldik. Orada da 80 tane ev kadını çalışıyor. O 80 tane ev kadını aslında biz maddi olarak bir destekte bulunuyoruz. Burada enginar reçeli satıyoruz. Onların reçellerini satıyoruz. Ve bu bizi aslında bir pozitif ayrımcılık yaptırıyor. Kadın gücü olarak onlara destek oluyoruz. Onun haricinde zeytinlerimizi karşı komşumuz Zeynep teyzeden alıyoruz. Onun zeytinliğinden. Zeynep teyzeye bir ufacık da olsa bir katkımız oluyor. Biz burada birbirimize hep katkıyla büyümeye çalışıyoruz.
Türkiye'de kadın olmak zor. Evet. Kadın başında iş yapıyor olmak çok zor. Bunun farkındayız. Ama biz birbirimizi çok sevdiğimiz için, çok iyi destek olduğumuz için etrafımızdaki bütün kadınları da, ihtiyacı olan bütün kadınları da destek olmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani bize geliyor olmaları aslında katlanan bir etki yaratıyor. Bize geliyor olmaları bizim de başkalarının daha çok yardım ediyor olmamıza sebep oluyor. O yüzden keyifle bekliyoruz herkesi. Evet, ne mutlu sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgileri aldık sizlerden. Başarılarınız daim olsun ne diyelim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.